Değerli izleyenler, piknikçiler, özellikle de kanatçılar bugünlerde çok dertli. Tavuk kesimi ve satışı yapan firmalar bayram tatili boyunca çalışmayınca piyasada beyaz et bulmak da zorlaştı. Mangallar kanatsız kaldı. Pikniğe geldik. Ailemizle güzel vakit geçirmeye geldik. Mangalımızı yapıyoruz. Mangalcıların, keyifçilerin vazgeçilmezidir kanat. Ben normalde çok severim. Tek başıma da yerim bir kilo. Mangal sezonu açıldı ama ızgaralar kanatsız kaldı. Kanat falan pişirecektik. Hiçbir yerde kanat yok. İstanbul'daki marketlerde, kasaplarda kanat kıtlığı var. Talep çok, bayram etkili, kesim az, fiyatlar yüksek. Kriz en çok tatili fırsat bilip pikniğe gidenleri vurdu. Temiz hava almak için hafta sonumuzu değerlendirmeye çalışıyoruz. 7'den 70'e herkesin gönüllerince oturup keyif yapabileceği yer tabii ki piknik alanlarıydı. Piknik denince de akıllarına ilk olarak mangal, sonra da tabii ki mis gibi kokusuyla kanat geldi. Mangalını yakan 3 kilo tavuk kanat alıp gidiyor direkt. Mangallar yandı, tavuklar pişti. Rağbet öyle çoktu ki İstanbul'daki birçok kasapta tavuk eti, özellikle de kanat kalmadı. Siz gittiğiniz kasapta direkt kanat bulabildiniz mi? Marketlerde doğru bulamadım. Başka bir kasaba gittim. 3 kere vardık. Dördüncü de bulduk. Tedarik sıkıntısının en önemli nedeni uzun tatil. Çünkü tavuk kesim ve satışı yapan çoğu firma bayram boyunca çalışmadı. Ötekiler de kurban mesaisindeydi. Tabii ki herkes kurban kestiği için tavuk kesimi azalıyor. Kurban eti bolluğunu göz önüne alan, tavuk satışının düşük olacağını düşünen kasaplar ve marketler de bayram öncesi yeterince stok yapmadı. Şu anda çoğu kasaplarda kanat kalmıyor. Ama talep çok, stok az olunca fiyatlar da yükseldi. Ne kadar aldınız kilosunu kanatın? 270 lira falan tuttu. Kilosunu 200 liraya aldık. Tavuk etine göre pahalı. Kanat kıtlığının birkaç gün içinde çözülmesi, fiyatların da düşmesi bekleniyor.